والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما هم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات 8 yıl önce bugün 15 Temmuz destanını yazan kardeşlerimizden Mehmet Karaysan'ın kabrinin başındaysın. Allah kabrinin var eylesin. Şehadetini kabul eylesin. Malumunuz üzere Muharrem ayındayız. Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin'in güzel bir sözüyle fazla uzatmadan ve hatırlatmada bulunuyor. İmam Hüseyin'in sözünde şu var. Mektebinde şehadet olan bir topluluk için esaret yok şehadet kavramını belli aralıklarla bize tattıran, belli aralıklarla bize hatırlatan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yine bir şehidin dilinden güzel bir sözü hatırlatalım. Ali Şeriatı şöyle diyor. Tarihte boğalar hiçbir zaman tarihten ders almazlar. İki dakika önce pelerine, kırmızı pelerine saldıran boğa, iki dakika sonra diğer boğanın pelerine saldırmasıyla devam eder. Bu sürekli böyle devam eder. Tarihten eğer ders alırsa bu olaylar tekrar tekerrür etmez. 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti. Bu süre içerisinde bunun failleriyle ilgili bilinen birkaç kişi, birileri cezalar aldı. Sonra da bu cezalar üzerine bazı şeyler yaşandı. Halbuki bu kuklaları oynatanların asıl kuklacısına, kuklayı oynatanlara kimseler dokunamadı. Halen Kürecikler, İncirlik Üsleri ve Türkiye'de adı geçmeyen, bilinmeyen, bunlara destek veren, bunları organize eden, bunlara lojistik destek veren ve bu tarz hizmetleri, o tarz sıkıntıları yaşatan siyasi oluşumlar halen dimdik ayakta duruyor. Şehadet bizim için asla bir geri durulacak bir şey değildir. Şehadet tam tersine muvahhid, mücahitlerin, Müslümanların, inançlı insanların koşarak gitmeye çalıştığı bir menzildir. Geri durup kaçtıkları bir şey değildir. Evet, Kerbelalar umut etmediğimiz, arzulamadığımız bir durumdur. Kerbela vakası yüreğimizi yakan bir vakadır. Yarın Kerbela faciasının bir yıl dönümüdür. Biz tekrar aynı hadisenin yaşanmasını tabii ki istemeyiz. Ama o Kerbela'da yaşanan hadiseler yaklaşık 1000 yıldır ümmeti ayakta tutan bir unsura da dönüşmüştür. Her şehidin kanı kendisinden sonra gelen nesilleri yetiştiren bir eğitim modeline dönüşüyor. Bir kampanyaya dönüşüyor. Bir mektebe dönüşüyor. Bunun için de şehit Seyyid Kutup ısrarla şunu söylüyor. Diyor ki şehitler Allah-u Teala Azze ve Celle'nin mücahitler arasından seçtiği seçkin kimselerdir. Böyle her Müslüman, her mücahit hatta şehit olamaz, olamıyor da. Bedir'e çok sayıda sahabe çıkıyor ama çok azı şehit oluyor. Uhud'a çok sahabe çıkıyor ama çok azı şehit oluyor. Allah-u Teala özenle seçiyor. Mücahitler arasından özenle tek tek istediği kişileri seçiyor. O Allah-u Teala'nın takdiridir. Ama o takdire layık olmak için de çok samimi bir şekilde çalışmak, koşturmak, gayret göstermek gerekiyor. Belki hepimiz şehit olamayabiliriz. Hepimizde o nitelikler, o güzellikler, o samimiyet, o fedakarlık yoktur. Allah-u Teala'nın hangi ahlakı, hangi güzellikleri sevdiğini de biz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu var.
şehitlerin ortak özelliklerine bakarak bunu görebiliriz. Şehitlerin ortak özelliklerinden başında adanmışlık geliyor. Allah-u Teala'nın davasına adanmışlık geliyor. Fenai fil İslam geliyor. Kendilerini İslam havuzunda fena etmişler, yok olmuşlardı, erimişler, buz gibi. O havuzun bir parçası, bünyesi olmuşlardı. İslam için yaşamışlar ve İslam için her şeylerini feda etmişler. Gözlerini dünyanın geçici olan şeylerine dikmemişler. Ahiretin baki olan güzelliklerine dikmişler. O yüzden Allah-u Teala da onları dünyadan şehit olarak alıyor. Mücahitler arasından alıyorlar. Biz muvahhid Müslümanlar olarak, Şehit Mehmet Kara Aslan'ın arkadaşları olarak, bir dava bilincine sahip insanlar olarak, ülkesine, milletine sahip çıkan insanlar olarak şunu iyi biliyoruz ki, biz de o şehadet mektebinin kapısından içeri girmeye kendimizi layık edebiliriz. O kapıdan girmek için bir azmimiz, gayretimiz, niyetimiz var en azından. Rabbül Alemin bunu biliyor. İşte Şehit Mehmet Kara Aslan 15 Temmuz akşamı bunu yaşadı, gördü. O hainlerin darbe teşebbüslerine tankların önüne koşarak, çıkarak cevap verdi. Şehadet şerbetini içti. Bunlar İslam şehididir. Bunlar Kur'an şehididir. Bunlar bu ülke için Allah yolunda canlarını feda etmişlerdir. Çanakkale şehitleri İslam şehitleriydi, ümmetin şehitleriydi. Ümmetin dört bir yanından gelen insanların kanlarını feda etmesiyle oluşan bir mezarlık var orada. Sahab-ı ümmeti Muhammed'in erva şüheda İslam'ı, Kur'an'la kıştın ila ruhi, ruhi diye el-Fatiha'nın salavatı.